Anasını satayım. Adam gibi okul okumadık zamanda. Şimdi buralarda sürünüyoruz. Bizim zamanımızda yüksek okul tenis gibi, opera gibi bir şeydi oğlum. Bir tek zenginler katılabiliyordu. Nereye okuyorsun? O da doğru. Bunun yaşı genç daha. Lan sen niye okumadın? Babam mı göndermedi yoksa okula? Gönderdi ama yanlışlıkla kaybolmuşum. Hatta sana eğitmişim. Apo! Babam onu bir şartla olarak kabul etti. Beni bir ustanın yanına verdi. E işte bir sanatın olsun demiş adam. Oraya giderken de kayboldum yanlışlıkla. Beşiktaş'ın altı yapısına gittim. Az daha Gaziantep'e bir kira alıyordu. Zor kaçtım. Demek ki yetenek varmış. Keşke kalsaydın. Babam bunu bir işaret saydı. Beni tesise yolladı. Bir yere kiralarsa da git dedi. Hayatında kiralayacak bir şey buldu. Adam heyecanlı tabi adam. Bu sefer de kaybolup okula gittim yanlışla. Baban ne dedi? Dedi. Bir yer konuş lan. Yok abi yanlış anladın. Hakikaten öyle dedi. Bu çocuk sesimiz gibi. Ya da onun önünde giden dedi. Şimdi her gün salıyorlar sokağa. Akşama kadar bekliyorlar. Bilinçsiz aile. Salıyorlar çocukları sokaklara. Sonra ne olursa olsun. Benim için sıkılıyor. Ben bağlama size borçluyum. O ne demek lan? Ben en dokuzun çocuğum. Beş tane nadir gören vaka. Bağlama çimenlik uçurtmaya şöyle birisi gelmez aklıma. Adamın bilinç algısı direkt uçurtmaya gitti yalnız. Siz anlamazsınız. Bizimki aile kötü işte evden sonra aile borçluyuz. O yüzden sesim çıkmaz böyle şeylere. Vallahi ilginç bir toplum teorisi. Ya cinsiz konuşmayın ya. Birileri duyacak. Lan sen de yürü git. Biz işimizden gücümüzden edeceksin. Zaten gıcığım sana. Binci elimden aldın. Ya ne dedik ki? Yürü git. Hadi abi hadi. Biz işimize gücümüze bakalım. Böyle muhabbetler bizim neyimize ya. Kalk abi. Doğru.